Efendim, büyüklerimizi sevmek çok önemli. Bir de büyüklerden Allah esirgesin. Özellikle rahatsızlıklarında usanç çok büyük ahlaksızlıktır. Çok büyük terbiyesizlik, vicdansızlık, usanmak. Bir sene, 2 sene, 10 sene, 20 sene ne kadarsa, ne kadar uzun olsa o kadar çok sevap alınır. Allah, Cenab-ı Allah öf bile demeyin diyor siz yaşlı erediklerinde. Öf ne demektir? Usanç. Usanç ifadesi. Usancı ima dahi etmeyin diyor Allah. İma. Çok büyük ahlaksızlık, şerefsizliktir. Yani yüzüyle ifade etmek, mesela yüzüne bir donukluk vermek ya durgunluk vermek. Hani bezmiş gibi bir, mesela diyor ki bana şunu getir. Peki desem işte peki. Çok büyük ahlaksızlık olur. Emredersin sultanım diyecek. Sevinçle. Değil mi? Tabii. Sarılarak, muhabbet ederek. Bir an bile usan, çünkü Allah size şüphelenebilir. Tabii. Acaba usandılar mı diye. Böyle bir ima verdin mi, en büyük ahlaksızlıklardan birini yapmış olursun. Tabii. Çok büyük terbiyesizliktir, vicdansızlıktır. O sevinci çok iyi yaşamak lazım. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir şey. Ne büyük nimet onların sevincini görmek. Mutluluğunu görmek değil mi, iyiliğini, güzelliğini görmek. Birçok insan Allah razı olsun kahırdan ölür. Allah kahrı sebep eder. Ve ölmesini bekliyor mesela ahlaksızca. Olan yaşamasını istesene, terbiyesiz. Sen olsan ne istersin değil mi? Tabii. Etrafında iyi bakım istersin, güzel bakım istersin. Tamam, bu Allah sana emanet etmişti, güzel baksana. Mesela bir yakınımız var. Yaşlı adamcağız, rahatsız, biz ilgileniyoruz. Eşi gelmiş, ya diyor şu miras işini bir halletseydik. 50'nin körü ahlaksız köpek. Terbiyesize bak ya. Adamcağız duysa ne olur? Çakal. Zaten eşisin, sana kalacak, terbiyesiz. Gözünü toprak doyursun dedirtecek yani neredeyse. Terbiyesize bak sen. Ya yaşlı insan başına noteri getireceksin. Evet. Ne kadar rahatsız olur ya. Tabii. Ne kadar mahcup edici bir şey. Tabii. Değil mi? Tabii. Hani sen yakın ölüşün. Evet. Ölmen. İmzayı at da. Bir an önce de öl. Haşa. Mallar da kalsın. Bu anlama gelir. Tabii. Allah senin hakkını zaten vermiş Kur'an'da. Tabii. Medeni kanunda zaten belli yeri. Medeni kanunda neyse hakkına düşen alacaksın. Nedir sorun ya? Bir de derdin, niye o derdin oluyor? Ya sen ondan önce vefat edersen, nereden tabii biliyorsun ondan önce öleceğini? Tabii, hiç belli olmaz tabii ki. Değil mi? Tabii, tabii. Kapıdan çıkarsın, küt diye ölür, sen ölürsün. Evet, tabii. O da bayağı uzun yaşar, senin mirasın ona kalır. Tabii, nereden evet biliyorsun? Böyle vicdansızlıklara karşı tavır almak lazım.